Merhabalar hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere çok güzel bir e, iki renkle yapabileceğim. Aliza Divan'ın bakın bu iki rengiyle yapabileceğim. Güzel bir yelek modeliyle geldim. E, sizler isterseniz farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Ama ben yelek modeli olarak güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi hazırsak bu modelimin yapımına geçeceğim. İlk olarak şöyle tığ numaramı göstereyim. 1.60 milim bakın İplerimin ee, iplerimin kartı yok ama biliyorsunuz uzun süredir kullanıyorum ben bu Arizona iplerini çok bereketli sağ olsun bir türlü bitmiyor ipleri de şimdi hazırsak bir miktar zincir çekeceğim zincirlerimin herhangi bir kat sayısı yok Sizlerde yapmak istediğiniz modele göre zincirlerinizi çekebilirsiniz herhangi bir kat sayı üzerine çekmeyeceğiz zincirlerimizi. Evet bana bu kadar yeterli olacaktır. Model göstereceğim. Çok olmasına gerek yok. Modeli göstermesi yeterli. Hemen bakın 3. zincire batarak şöyle ikili bir trabzan yaptım. Tığımı sarıyorum. Hemen yanındakine yine ikili bir trabzan yapıyorum. Tığımı sarıyorum. Yanındaki zincire yine aynı şekilde ikili bir trabzan. Köşe trabzanımla birlikte bakın 4 tane oldu. Araya bir zincir tığ sarıyorum. Bakın bir zincir atlıyorum. ikinciye batarak yine ikili bir trabzan. Yanına bir tane daha. Yanına bir tane daha. Ortaları 3 tane trabzan yapacağız. Başlangıçta 4 tane yapmıştım. Bir zincir tığ sarıyorum. Yine aynı şekilde bakın. Bir tane zincir atlıyorum diğerine batarak ikinciye batarak yan yana yine 3 tane trabzan yapıyorum bakın bir zincir çekiyorum tığımı sarıyorum yine aynı şekilde ne yapıyorum bir zincir atlıyorum hemen ikincisine batarak yine yan yana 3 tane trabzanımı yapıyorum bakın yani bu sıramız bu şekilde 3 trabzan bir zincir çekip bir zincir atlıyoruz yani. Bu şekilde devam ediyor. Şöyle bir zincir çekiyoruz. Tığımızı sardık. Ne yapıyorum? Birinci zincir atlıyorum. ikinciye batarak yan yana 3 tane trabzanımı yapıyorum hanımlar bir zincir tığ sarıyorum bakın atlıyorum birinci ikinciye batarak yan yana 3 tane yapıyorum ee, başlangıçta 4 tane yapmıştık bitişte de aynı şekilde yani sonda da aynı şekilde 4 tane 4 trab tane trabzanla bitireceğiz Evet bakın 4 tane trabzan var yine sonda da şu da dördüncü 3 tane yaptım. Dördüncüyü göstermek için sizi bekledim. Bakın 4 trabzanımı yaptım. Şimdi bir üst sıra benim modelimin ikinci sırası. Birinci sıram bu trabzan sıram. Bir üst sırada ne yapıyorum? Hemen dibindeki trabzandan batarak bir tane sık iğne. Yanındakine sık iğne. Trabzan tepelerine yani buradaki dört tane trabzanın tepesine dört tane sık iğne yapmış oldum. Şurada aradaki bir zincirlik boşluğa sık iğne. Daha sonra bakın buradaki 3 tane trabzanın tepesine sık iğne. 3 tane de bakın buraya sık iğne yapmış olduk. Daha sonra bakın buradaki yine bir zincirlik araya sık iğne. Daha sonra bakın yine buradaki 3 trabzanıma şöyle göstereyim. Sık iğne. Yani anlayacağınız hanımlar bu sıra tamamen benim sık iğne sıram yani bütün trabzan tepelerine ve şu bir zincirlik boşluklara sık iğne yapıyoruz bakın gördüğümüz bütün trabzan tepelerine bakın batarak sık iğne ve şu bir zincirlik çektiğimiz boşluklara sık iğne yapıyoruz modelimizin bu sırası tamamen sık iğneden oluşuyor. Bakın bu şekilde. Sık iğne modelin ikinci sırası. Birinci sıramız trabzanları yapıyoruz. 3 tane trabzan bir zincir araya. Evet bakın sona kadar geldim. Sık iğnelerimi yaptım. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Bakın ben sarı ipimi bağladım. Yani araya zincirini çektim. Üzerine de 3 tane zincir çektim modeli çevirdim e, modelin üçüncü sırasında yani ipimizi değiştirmiş oluyoruz iki sıra sını bu renkle yaptım şimdi üçüncü sırasını sarı renkle yapacağım ne yapıyorum bakın tığımın başını alıyorum 3 zinciri çektim ya hani bakın şurada gördüğümüz şu boşluğa batarak üçlü trabzan yapacağım üzerine iki zincir çekiyorum bakın tığımın başını alıyorum. Tekrar bakın. Burada biliyorsunuz ki 4 tane trabzanım vardı. 3 trabzandan sonra 1, 2, 3 trabzandan sonrasına yani 4. trabzanı geçmeden şöyle buraya da yine aynı şekilde üçlü bir trabzan yaparak burada bir çapraz oluşturacağım. Bir zincir çekeceğim. Tığımın başına alıyorum. Daha sonra bakın buradaki boş olan sıradaki boşluğa geçerek yine üçlü bir trabzan yapıyorum. Araya iki zincir tığ sarıyorum. Ne yapıyorum? Bir geri bir önceki boşluğa tekrar dönerek bakın bu boşluğuma yine üçlü bir trabzan yapacağım. Bir zincir tığ sarıyorum. Ne yapıyorum? Bakın bir önceki hiç batmamış olduğum boşluğa batarak yine üçlü bir trabzan üzerine iki zincir tığ saracağım ne yapacağım son battığımdan bir önceki trabzana tekrar batarak yani her kutucuğa normalde ikişer defa batmış oluyorum görüyorsunuz ama çapraz bir görüntü olması için bir sonra batıyorum yani bir zincir çekiyorum tığın başına alarak ne yapıyorum bakın buraya batmıyorum hiç batmamış olduğum kutucuğa batarak şöyle göstereyim hiç batmamış olduğum kutucuğa batarak üçlü bir trabzan yaptım iki zincir çektim ne yapıyorum bir öncekine tekrar dönerek batıyorum ve yine üçlü bir trabzan yapıyorum bakın Araya bir zincir çekiyorum tığın başını alarak. Ne yapıyorum? Bakın hiç batmamış olduğum trabzana batarak üçlü bir trabzan araya iki zincir tığ sarıyorum. Ne yapıyorum? Bir geriye gelerek yine buraya üçlü bir trabzan. Bakın bu şekilde çapraz V'lerimi oluşturuyorum. Bir zincir ne yapıyorum? Bakın hiç batmamış olan kutucuğuma batarak üçlü bir trabzan araya iki zincir tığ sarıyorum ne yapıyorum bir öncekine gelerek yine üçlü bir trabzan yapıyorum bu şekilde sıramın sonuna kadar geliyorum Evet bakın sona geldim burada ne yapıyorum bir tane zincir çektim bırakıyorum bu çaprazlığı burada ipimi gevşeterek hemen başa dönerek turuncuyla yani modeli tekrar başa sarıyor artık. 3 sırada kendini tekrarlıyor demiştik. 3. sıramızda bu sarı sıramızdı. Şimdi modelin tekrar haline döndük. Ne yapıyoruz? Hatırlarsanız birinci sırada 3 zincirimi çektim şimdi. Tığımın başını alıyorum. Hemen bakın buradaki şu çaprazların arasındaki iki zincirlik kısma 3 tane trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Tığın başını alarak diğer 3 tane trabzanımı yapıyorum. Araya bir zincir. Ne yapıyorum? Bakın diğer buradaki çaprazın üstündeki iki zincirlik kısma batarak yine üç tane trabzanımı yapıyorum. Hatırlarsanız modelin birinci sırası bu şekildeydi 3 trabzan bir zincirdi o sırayı şu an tekrar ediyorum bir zincir çekiyorum ne yapıyorum bakın şu çaprazın içindeki üstündeki iki zincirlik kısma batarak 3 tane trabzan yapıyorum görüyorsunuz modelimizin bu sırası bu şekilde bakın bir zincir çekiyorum diğerinin tepesine geçiyorum. Evet bakın sona kadar geldim. Bu da birinci sıranın tekrarını şu sırayı tekrarlamış oldum. Şimdi bir üst sıraya bir zincir çekiyorum. İkinci sıramızı da hatırlıyorsunuz. Onu da çok hızlı hatırlatacağım. Hemen dibinden başlayarak bütün trabzan tepelerine ne yapıyordum? Sık iğne yapıyordum hanımlar biliyorsunuz. Daha sonra ne yapıyorduk? Aradaki bir zincirlik boşluğa da yine batarak sık iğne. Bu sıramızda da tamamen bütün e, trabzan tepelerine ve zincir boşluğu da dahil hepsine sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Bu da bizim tamamen sık iğne sıramız yani. Bu şekilde gelelim sona kadar. Evet bakın sık iğnelerimiz sona geldi. Yine sarı ipimi alarak devre içine 3 tane zincirimi çektim. Şimdi 3. sıranın tekrarını çok kısa göstereceğim. Artık 2 sıranın tekrarını göstermiş oldum. Çok kısa bir de şu sarıyı tekrar hatırlatacağım. Ne yapıyordum? 3 zincirden sonra bakın şuradaki birinci boşluğa batarak hemen şöyle üçlü bir trabzan Araya 2 zincir unutmuyoruz. Bunu ne yapıyorduk? Hemen bakın buradaki 4 trabzanın 3 üç tanesiyle 3. ile 4. arasındaki boşluğa batarak yine üçlü bir trabzan. Araya bir zincir tığ sarıyordum. Ne yapıyordum bakın? Sıradaki boş olan kutucuğa batarak üçlü bir trabzan. Araya 2 zincir tığ sarıyordum. Bir öncekine tekrar gelerek yine ikili bir trabzan bakın araya bir zincir tığ sarıyordum ne yapıyordum Hanımlar sıradaki boşluğa batıyordum 2 zincirimi çekiyordum tığımın başını alarak bir öncekine tekrar dönerek yine üçlü bir trabzan bakın şu çapraz görüntü oluşturmaya devam ediyordum. Bu da modelimin 3. sırasıydı. Şimdi ben sizler için biraz daha büyüteceğim ve göstereceğim. Evet bakın bu da modelin büyümüş hali bu şekilde. Şu iki sırada anlattığım gibi uyguladığınızda sizin de elinizde olacak model. Bu şekilde çok güzel yelek olur bence bundan. Çok kibar inci gibi tane tane duran bir yelek modeli olabilir diye düşünüyorum. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız, videomu beğendiyseniz, modelimi beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz destek amaçlı abone de olabilirsiniz. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hanımlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.